yapacağız? Gel abi. Çelik konstrüksiyonu. Çelik. Yani bu tabi gitti zaten. Değil mi? Şu an niye bakın lazım? Bu bodin hani rulosu arıyoruz ilk önce. Evet. Çok büyük tepkiler aldık. Şehirimizin, ilçemizin sayılı esnaflarından şöyle Ahmet Bey'in bir fabrikasında olan yangın gece saat 11.30-12 civarında başlamış. Ama kontrol altına alınmış. Şu anda biz de geçmiş olsun ziyaretimizi yaptık. Yanan yeri gördük. Belediye olarak yapmamız gereken ne varsa inşallah yanındayız Ahmet Bey'in. Zaten büyük bir hasar görmüş. İnşallah Allah beterinden saklasın ama sevindirici bir olay. İnsanlarda, çalışanlarda herhangi bir sıkıntı yok. Buna geçmiş olsun diyorum. Efendimizin fabrikamızda köprü tabak imalatı yapılmaktadır, yemek tabakları. Bununla ilgili yapılan lehva geliştirmelerinde, lehvalardaki statik enerjiden meydana gelmiştir. Herhangi bir canma kaybı olmamıştır. Efendim zararınız ne kadar? Zararımız 2 milyon civarındadır. Sayın Başkanımız da geldi, elinden gelen yapacağını söyledi. Hepimize teşekkür ederiz. Olay gece 11.45 sularında meydana geldi. Burası bizim köpük rulo depomuz. Burada statik elektriklenmeden kaynaklanan bir yangın geçirdik. Ondan sonra söndüremedik zaten. 4-5 tane itfaiye geldi akabinde söndürmek için. Efendim kaç metrekarelik bir alan? Burası 2000 metrekare. İçeride neler vardı? İçeride bizim yarı mamül dediğimiz köpük rulo vardı. Efendim ne kadarlık bir hasar var ilk kitapta? Yani içerideki balon tutarı tahminimce bir 2-2,5 milyon civarı, bir de binayla beraber birleşince 4-5 milyonluk bir burada zararımız söz konusu. Efendim her şeye rağmen üretmeye devam ediyorsunuz. Bununla evet, evet. Çok şükür üretim alanımıza sıçramadı yangın, o yüzden kaldığımız yerden devam ettik, üretime devam ediyoruz şu an. Yangının çıkış nedeni tam olarak belli mi? Yangın şöyle ki, bizim köpük rulolarının içerisinde gözenekler var, onun içerisinde gaz sıkışması meydana gelmiş. Statik elektriklenme yaptığı için yangın çıkıyor. Daha önce de yaşamıştık bunu, yaklaşık 4-5 yıl önce. Aynı yerde aynı yangını geçirdik. Yine aynı olayı yaşıyoruz. Efendim hangi ürünler imal ediyorsunuz? Köpük tabak üretiyoruz tek kullanımlık. Onun dışında meyve gölleri yapıyoruz. Bu tarz ürünler üretiyoruz. Türkiye'nin her tarafına gönderiyorsunuz galiba. Evet, hem yurt içi hem yurt dışı ihracatımız da var. Her şeye rağmen üretmeye devam edeceğiz galiba. Evet, aynen öyle, doğrudur.